ortaya çıktı diyelim evet, evet. Ee, ama şunu soracağım önce ee, bu söylemler hep e, muhalefeti terörle iltisaklandırma üzerine kuruluydu terör örgütleriyle bir bağ olduğuna yönelik iddialar gündeme getirildi sonra çok ilginç bir şey oldu ee, İstanbul mitingindeydi sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı sıfatıyla o kalabalığa montajlanmış bir video izletti. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın videosuna PKK'lı isimleri yerleştirdi. Sanki onlar birlikte video çekmiş gibi çok akıl alır bir şey değildi ama izlettirildi. Sonrasında bugün CHP SK'ya başvurdu. Tuncay Özkan'ın bir uyarısı oldu. CHP Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı şöyle dedi. Terör örgütü PKK'nın kadrolarını tanıtan afişler hazırlanıp CHP logosuyla asılacak diye. Sonra bazı e, afişler gördük biz de. Onları ekrana getirebilir miyiz? Bir e, Mustafa Bey'e gösterelim, izleyicilerimize gösterelim. E, o afişlerde, e, şurada, evet burada mı? İşte bu şekilde afişler e, etrafa asılmaya başlandı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun görüntüsüyle sana söz, iktidara gelirsek Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da özellikle ilan edeceğiz. Yani... E, bir bu, yalan bu, üzerinden bu etki de yapıyor onu da belirteyim. İşte zaten. onu soracağım. Yani, o yani kadar e, korkunç bir şey ki yalan ve Bir kara propaganda var. Tabii, tabii. Çok net bir kara propaganda evet. var. Çok açık e, yalanlar üzerinden yürütülen bir seçim sürecine giriyoruz. En azından iktidarın söylemleri açısından. Kime e, bunu yapıyorlar? Son hafta kime hitap ediyorlar? E, kimden e, bunu yaparak ne sonuç almayı bekliyorlar? Evet. Şimdi tabii iktidar artık çözüm üretemediği için, toplumun sorunlarına da çözüm noktasında cevap veremediği için öncelikle insanları korkutmaya başladı. Vehimlerle, endişelerle, işte devletin bekası söz konusu, beni seçmezsen işte çok daha kötü durumlarla karşı karşıya kalacaksın. Artık ben sorunlarını çözeceğim demiyor. Beni seçmezsen onlar benden daha kötü yapacak noktasına getiriyor. Aslında bir iktidar için bu da tükenmişliğin bir ispatıdır. Fakat artık günümüzde de öyle bir noktaya geldi ki ve bunu sokakta da ben görüyorum. AK Partili arkadaşlar da biz daha iyi yaparız demiyorlar artık. Ehveni şer diye ifade ediyorlar. Hı. Evet biz kötüyüz, bunu kabul ediyorlar. Ama öbürleri bizden daha kötü olacak argümanına sığınmaya çalışıyorlar. Vatandaşı bu şekilde ikna etmeye çalışıyorlar. Sebebi de şu, artık inandırıcılıkları falan kalmadı. Kendi söylemleriyle, kendi vaatleriyle ilgili hiçbir inandırıcılıkları kalmadı. Ve sokakta, sahada da, AK Partili vekil adaylarını ben son zamanlarda doğru dürüst göremiyorum. Niye? Çünkü vatandaşın çok ciddi tepkisi var. Vatandaş sahtekarlık yapıldığını maalesef biliyor. Birçok konuda gerçek dışı bilgilerle yalanlarla amel edildiğini ve bu şekilde vatandaşların manipüle edilmeye çalışıldığını biliyor. Ama diğer tarafta Maalesef ve maalesef buna inanan insanlarımız da var. Buna inanan insanlarımızın ama çok büyük bir bölümü sahada ben bunu müşahede etmiş birisi olarak söylüyorum. Çünkü hemşeri derneklerine gidiyorum. Özellikle İç Anadolu Karadeniz bölgesinin hemşeri derneklerine gittiğimde şu tabloyu görüyorum. İnsanların bir kısmı kendilerini bunu kalkan ediniyorlar. Bu argümanları öne sürüyorlar. Ben de her seferinde arkadaşlar kaynak gösterin diyorum. Gösterdikleri kaynak yine o WhatsApp gruplarında Maalesef ve maalesef AK Partili arkadaşların dolaştırdıkları içerikler. O kadar hmm. utanç verici ki. Bakın düşülen nokta o kadar utanç verici ki. Ben bu arkadaşlar adına da utanıyorum. Çünkü yalanla, sahtekarlıkla, insanlara toplumu manipüle etmekle elde edeceğiniz kazancın, elde edeceğiniz neticenin hiçbir hayrı ne size ne de topluma olur. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu konularla ilgili bunlar aynı zamanda suç teşkil ediyor. Şimdi onu soracağım. Yani bu direkt olarak bir hedef gösterme, terör örgütüyle iç içe Tabii. gösterme, e zaten, hem tabanını, evet. hem seçmenini, hem de bütün milletin dibini insanlara bakın bu insanları tahrik ediyorlar. Şimdi bu dili Cumhurbaşkanı devletin tepesinde beni benim gibi insanları terör örgütleriyle ilişkilendiriyorsa o zaman yarın öbürsü gün bana yönelik benim gibi muhalefette olan siyasetçilere yönelik bir saldırı olursa bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır, İçişleri Bakanıdır, Adalet Bakanıdır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu, yani bu azmettirmek bu ülkede, değil midir? Elbette. Yani şimdi ceza hukuku itibarıyla ceza hukuku itibariyle azmettirme konusu ayrıca tartışılabilir ama siyaseten bu kesinlikle azmettirmektir. İnsanları suça teşvik etmektir. Siz devletin tepesinden muhalefeti terörle ilişkili olarak böyle korkunç bir ithamlarla eğer suçlarsanız, yalanlarla, sahtekarlıkla yol almaya çalışırsanız, o zaman sokakta bir vatandaşımız da muhalefet partilerinin mensuplarına saldırırsa bunun sorumlusu sizsiniz. Bunun hesabını bu millete veremezsiniz diye her zaman kendilerine söylüyoruz. Ancak ya utanç artık ağır duyguları bunlar kalmamış ki. Onlar için bir anlam ifade etmiyor ki. Koltuğumu koruyayım da şu seçimlere kadar bu yalanlarla, bu süreci atlatayım da ne olursa olsun noktasındalar. Bakın Numan Kurtulmuş gibi birisi bile, üzülerek söylüyorum, yani kınıyorum kendisini bu sebepten dolayı, Uhud'dan bahsediyor, evet. Uhud Savaşı'ndan bahsediyor, Uhud Savaşı üzerinden örnek gösteriyor. Kendilerini Müslüman olarak konumlandırıp, karşı tarafı da e, öldürülmesi, savaş ortamından bahsediyoruz. Adeta katli vacip bir topluluk olarak tanımlıyor. Ülkeyi bu noktaya getirdiler. Ülkeyi bu noktaya getirdikleri için zaten bunların şu anda ortaya koydukları dil sebebiyle bir an evvel bu iktidar sonlandırılması gerekir. Ee, son günlerde e, demedikleri bir şey kalmadı. Darbe girişiminden bahsettiler. İşgal, yani vatandaşımızın darbe. sandığa gitmesi darbe girişimi. Cumhurbaşkanı çıktı e, gerçek dışı bir iddiayla birlikte ne yapıyor? Terör örgütü PKK'yı o kadar güçlü gösteriyor ki o kadar güçlü gösteriyor ki. Bana göre tam bir terör propagandası yapıyor. Terör propagandası yani nedir? Yani insanın hakkını hani, sayıyla Süleyman Soylu söylüyor ya. Bakın, şu kadar kişi kaldı, bu kadar. Ayakkabı numarasından Ülkeyi bahsediyordu. Ülkeyi ele geçirecek, darbe yapacak kadar nasıl büyüdü o zaman? Ayakkabı numarasından bahsediyordu. Biz terörü bitirdik diyordu. 100 kişi kaldı, 80 kişi kaldı. Ayakkabı numarasına kadar biliyorduk? Şu anda toplumun en az yarısını ne yapıyorlar? Terörle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Terör örgütleriyle ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Vatandaş sandığa gidip, Bizim aleyhimize oy kullanırsa bu darbe teşebbüsüdür diyebilecek noktaya geldiler. Normalde bu insanların sokağa çıkacak hali olmaması lazım. Ama utanç diye bir şey kalmadı maalesef. O sebepten dolayı bakın şunu da belirtmek istiyorum affınıza sığınarak. Şu seçimleri zaten biz demokratik süreç içerisinde götürmüyoruz. Yani şu anda biz demokratik seçim yapıyoruz gibi bir algı içerisinde hareket ediyorsak öyle bir durum söz konusu değil. Çünkü muhalefetin karşısında devletin imkanları var aslında yani devletin imkanların ötesinde yalan, sahtekarlık, kin, nefret, şiddet dili, sokağa taşınan şiddet, işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza Erzurum'da yapılanlar ortaya çıktı. Onu da tahrif etmeye çalışıyorlar. Üzerlerine düşeni yapmamışlar. Valiyi, emniyet müdürü anında görevden alıp almaktansa hatta ve hatta bir biz normal işleyen bir demokratik bir ülke olsak İçişleri Bakanı utancından dolayı yapacağı tek şey vatandaşın önüne çıkıp ben görevimi yapamadım istifa ediyorum sizden de özür diliyorum demesi lazım. Ama bunlarda maalesef o duygular kalmamış ki. Onun için bu seçimler demokratik seçimler değil. Şu anda demokratik bir seçim süreci işletmiyoruz. Neden? Avrupa Konseyi'nin kriterlerine göre bir seçimin demokratik olabilmesi için bir kere ifade ve basın özgürlüğü teminat altında olması lazım. Hı hı. Toplanma özgürlüğü teminat altında olması lazım. Bunların hiçbirisi bugün ülkede geçerli değil ki. Bugün ülkede ifade basın özgürlüğü, bugün ülkede toplantı özgürlüğünü vatandaşımız kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Özellikle iktidarın karşısında iktidarın yaptıkları kötülükleri protesto etmek istiyorsanız o zaman mutlaka devletin e, gücünü, yani araçsallaştırılmış gücünü, e, hukuksuz bir biçimde e, kullanılan gücünü karşınızda buluyorsunuz. O sebepten dolayı biz demokratik olmayan bir seçimi Demokrasinin kırıntılarını kurtarmak için kazanmak zorundayız. Meseleye böyle bakmak lazım. Vatandaşımız da meseleye böyle bakması gerekiyor. Dolayısıyla kolay bir süreç değil, zorlu bir süreç. Bir de devletin tüm imkanlarının kullanılması gibi bir durum da söz konusu. Bugün ben soru önergesi verdim. Meclis Başkanı'na bugün soru önergesi bugün. verdim. Tabii Soru önergesi vermemin sebebi de şu, seçim kanununa göre, bir kere seçim kanunu 65. maddesine göre seçim yasakları kapsamında 4 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanı ve bakanlar devletin imkanlarını kullanamazlar. Devletin makam aracını kullanamazlar, devletin e, uçağını kullanamazlar. Hı hı. Ama ne yapıyorlar? Adeta her şeyi kullanıyorlar. Sanki babalarının malıymış gibi hukuksuz bir biçimde mevzuata aykırı bir biçimde devletin tüm imkanlarını kendilerine adeta iktidar partisine ve ortağına e, amade etmişler. Onları kullanıyorlar. Bu hukuksuz düzeni ortadan kaldırmak tekrar vatandaşa hesap verir. Şeffaf devlet yönetimini egemen kılmak için mutlaka ve mutlaka 14 Mayıs'ta vatandaşımız sandığa gitmeli ve oyunu kullanmalı. Hı hı. Peki, şimdi bugün arkadaşımız Halk TV, Kom, TR, e, muhabiri Seyhan Avşar, e, hakim ve 8 hakim ve savcının isimlerini e, çoğunun kendi isteğiyle e, vermeden e, sorusunu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu. O sorulardan bir ikisini ben size sormak istiyorum. Çünkü hukuk ve adalet politikaları başkanısınız aynı zamanda partinizin. Konu e, buradan devam edelim, çok değişik.